Hazır mı? 1, 2, 3. Herkese merhaba. Bugün sizlere Avustralya'da kamyon şoförlüğü ve kazançları videosunun ikinci partını sektörde bir yıl çalıştıktan sonraki gördüklerimle, izlenimlerimle birlikte aktarmak istiyorum. Ve bu sektörle ilgili devam edip etmeyeceğim konusundaki vermiş olduğum kararı da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Belki videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. Kamyon tır şoförü olmak isimli video güzel tepkiler aldı. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. YouTube'a göre %97 oranında bir beğenme oranına ulaştı. Gerçekten güzel bir rakam. Videoyu izleyen 6000 kusur kişinin sadece %7'si kanala abone olduğunu gördüm. Bu biraz şaşırttı beni açıkçası. Arkadaşlar, kanala abone olmak ücretli olan bir şey değil. Ve eğer rica etsem kanala abone olmadığınızı şu aşağıdaki yere tıklayaraktan öğrenebilirsiniz. Abone ol butonuna basabilirsiniz ve buradan bana desteğinizi göstermiş olabilirsiniz. Videoya bir arkadaşımın sözüyle başlamak istiyorum. Eğer iş hayatı kolay ve eğlenceli olsaydı karşılığında ücret almazdın. Sözün üzerine çok düşündüm zamanında. Ya dedim, yani işini severekten yapan, ne bileyim, böyle mutlu olan, karşılığında para alan bir meslek vardır. Belki ben henüz keşfetmemişimdir. Ama ilk videoda bahsettiğim gibi kamyon şoförlüğü gerçekten de benim gördüğüm, tecrübe ettiğim en basit işlerden bir tanesi. Bu konuyla ilgili sizlere aktarabileceğim, mesela iş konusunda size ilk videoda söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi. Eğer kamyon şoförü olarak çalışıyorsanız sahip olduğunuz en önemli şeyden feragat ediyorsunuz. Yani zamanınızdan veriyorsunuz. Neden bunu söylüyorum? Normalde standart çalışma saati bildiğiniz üzere haftalık 40 saattir. Burada 38 saat olarak hesaplanıyor çünkü yemek ücretini düşüyorlar. Ama kamyon sektöründe, şoförlük sektöründe çoğu firma yemek saatinin düşmediği için minimum 40 saat ama günde 10 saatler hesaplandığı için en aşağı 5 ya da 6 gün çalışıyoruz. 5 gün çalışıyoruz ve 50 saat yapıyor. Ama tabii ki bizim çalıştığımız şirketin işlerinin yoğunluğundan dolayı 6 gün çalışıyorduk ve günlük minimum 10-12 saat. Bazen 14-15 saat çalıştığımız da oluyordu. Ve son bir yılda haftada 50-55 saat minimum ve 70-72 saat maksimum aralığında çalıştım. Ve gördüklerimden bazıları şunlar. Birincisi, ödeme konusunda gerçekten çok güzel kazanç elde ediyorsunuz. Yine ilk videoda söylediğim arkasındayım bu konuyla ilgili. Hemen negatifini de söyleyeyim. Diyelim ki haftada 3000 dolar gross yaptınız. İşte 70 saat çalıştınız. Ama yaklaşık 1000 dolar civarında bir vergi ödüyorsunuz. Bu biraz fazla. Yani elinize 1995 dolar, 2000 dolar net para geçiyor. Şimdi tabii vergi ödememiz gerekiyor. Yaşadığım ülke Avustralya'da bizler vergi ödemezsek, bu parklar, bahçelerin bu kadar düzenli yapılması ya da ihtiyaç sahiplerine destekler sağlanması ya da işsiz kalan insanların tekrardan topluma kazandırılması konusunda harcanan emekler konusunda tüm masrafları devlet karşılamakta zorlanabilir. Çünkü hükümetlerin, devletlerin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi vergilerdir. Eğer amacınız çok para yapmaksa, tamam, bu işi yapabilirsiniz. Kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir durum da var. Bir fabrikada, ben eskiden çalıştığım fabrikada mesela supervisor olarak çalışıyordum. 32 dolar 80 sent civarında bir ücret alıyordum saatlik. Burada 37 dolar 65 sent casual ücret alıyorum. Ama full time'da da ücret gene 32 dolara falan düşüyor. Buradaki tek fark, çalışma saatimizin çok olmasından dolayı bu kadar çok para kazanıyoruz. Eğer başka bir yerde fabrikadan çıktıktan sonraki haftada 5 gün çalışıyorduk ki 8 saatten 40 saat yapıyor. Cumartesi pazar boş. Afternoon'da çalışıyorsan işte sabahtan başka bir işe gidebilirsin ya da gündüzde çalışıyorsan afternoon'da başka bir iş ayarlayabilirsin ek iş olarak ya da hafta sonunda bir ek iş ayarlayabilirsin ki gene haftada 50-60 saat çalışmış olursun ya da 70 saat çalışmış olursun ve aşağı 3 aşağı 5 yukarı aynı ücreti kazanabilirsin. Bir gün içerisinde 10-12 saatini bir kabin içerisinde geçiriyorsun. Bu psikolojik olarak insanı yoran bir şey. Ayrıyetten sosyal hayatınız maalesef kalmıyor bu işte. Neden? Zaten günde 10-12 saat çalışıyorsunuz. Sabah çok erken saatte başlıyorsunuz. Akşam geç vakitte bitiriyorsunuz. Akşam eve geldiğinizde tamam, her ne kadar oturaraktan iş yapsanız da ya bazen yeri geliyor ürünleri sizin işte palet çekle kendinizin yüklemesi gerekiyor. Bazen kendinizin boşaltması gerekiyor. Daha çok genelde tabii siz yapıyorsunuz bunu. Tabii sıcak ortam var, bunun soğuk ortamı var. İster istemez yoruluyorsunuz ve bir dinlenme, bir cool down sürecine girmek istiyorsunuz ama işte diyelim mesela şöyle bir örnek vereyim. Sabah 5'te işe başladınız ve o gün iş uzun sürdü. Akşam 7'de bitirdiniz. 14 saat çalıştınız. İşte evinize gidiyorsunuz falan filan 7.30. Spor yapacağınız, yemek yiyeceğiniz, duş alacağınız vesaire falan derken akşam 9.30 oluyor. Ertesi gün sabah 4'te başlayacaksınız. Bir de şu var, her gün farklı saatte başlıyorsunuz. Transport sektöründe, yani taşımacılık sektöründe birçok firma burada standart bir saatte çalışmıyor. İşte bir gün 4.30'da başlıyorsunuz, bir gün 4'te, bir gün 5'te, bir gün 6'da, bir gün 6.30'da, bir gün 7'de, bir gün 4'te. Değişiyor böyle sürekli bu. Tabii bitireceğiniz saatte bazen 2'de bitiriyorsunuz öğleden sonra, bazen 5'te, bazen 7'de, bazen 8'de. Bazen aracınız yolda kalıyor.
Benim de kaldı mesela birkaç kere. Çekici gelmek zorunda kaldı. İşte aracı çektiler mesela koca tır ana yolda highway'de ittirmek zorunda kaldılar falan. Riskli. Değer mi konusunu tamamen bireysel bir konu olduğunu düşünüyorum ve bunu açıkçası kararını sizin vermeniz gerekiyor. Amacınız gerçekten sadece para kazanmaksa tavsiye ederim bu işi yapabilirsiniz. Ama hayatı yaşamak istiyorsanız yani sosyal hayatım da olsun bir şeylerle de uğraşayım. İşte yüzmeye gideyim, koşmaya gideyim, şunu yapayım, bunu yapayım, gym yapayım vesaire falan. Yani biraz zorlanırsınız. Şimdi mesela aşağı yukarı bir videonun yarısına kadar geldim. Ben işe başladığımda 89-90 kiloydum. Şu an 79 kiloyum. Bunu neden belirtiyorum? Jim yapmaya özellikle zaman ayırdı. Oturan bir iş olmasına rağmen yani settle bir iş olmasına rağmen güzel kilo verebildim. Hayat standardınızı başarılı bir şekilde idare etmeniz tamamen sizin elinizde olan bir şey. Ama zor bir meslek. Bunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Neden? Gelelim negatiflere. Avustralya'da her ne kadar çok kurallara çok uyulan böyle dört dörtlük bir ülkeymiş gibi gözükse de bazı negatif yönleri de var. Genelde birçok videoda böyle negatif yönlerden çok fazla bahsedilmez ama bu videoda biraz bahsetmem gerekiyor. Birçok firma eski kamyonetleri kullanıyorlar, eski kamyonları kullanıyorlar. Yani şirketin bünyesinde diyelim ki 40 tane kamyonu var. Bu 40 kamyonun 10'da biri yani 4 tanesi, 5 tanesi işte şey böyle brand new yani 2023 model geçen senenin örneğini vereyim. Bir 5 tanesi 2022, bir 5 tanesi 2021, etti 15. Ondan sonrakiler kalıyor 2014 modeller, 2010 modeller, 2000 modeller. Böyle gidiyor. Şimdi bu kamyonların çoğu milyon kilometreleri devirmiş olan kamyonlar. Ve sürekli uyarı hataları veriyor. Mesela bir tane kullanmış olduğum kamyondan örnek vereyim. Bir gün getirdiler geldiler. Tabii benim daha öncesinden bu tip sektörden gelmediğim için konuda şunu da atlamadan belirteyim. Mesela bu işi neden tercih ettim ya da neden size tavsiye ediyorum bu işi mesela kamyonculuğu? Eğer bu sektörden geliyorsanız yani daha öncesinde Türkiye'de ya da başka bir ülkede hangi ülkedeyseniz kamyonculukla ilgili şoförlükle ilgili tecrübeniz varsa bu işi yaptıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok güzel para kazanırsınız. Sonuçta işi biliyorsunuz. Sonuçta işin psikolojik baskısını biliyorsunuz. Ve dolayısıyla yapabilirsiniz. Kazanabilirsiniz. Güzel paralar, birikimler yapabilirsiniz. Ama ben bu tip bir background'dan gelmediğim için benim için açıkçası biraz zorlayıcı oldu. Ve kamyonların konusuna geri geldiğimde işte sürekli hata veren kamyonlar, yolda bırakan kamyonlar. Bir de pilot psikolojik böyle bir şey oluyor insanda. Ya acaba gene arıza verecek mi? Gene yolda kalacağım mı? Falan böyle. Bunlar da tabii böyle bir pressure oluşturuyor üzerinizde. Bu baskı oluşturuyor. Bu baskıları atabilmek de tamamen sizin stresinizi yönetmenizle alakalı olan bir şey. Bu da tamamen gene size kalmış olan bir durum. Sormuş olduğunuz sorulardan bir tanesi de hangi ülkede olursanız olun işte Rusya'da olsun, Türkiye'den, Kanada'dan vesaireden. Arkadaşlar işte oraya gelsek bu işi yapmak istiyorum, nasıl gelebilirim vesaire falan. Ben sizlere ilk videoda da anlattığım gibi bu konuyla ilgili alımların neye göre yapıldığından bahsettim. Ben bunu araştıraraktan buldum. Daha öncesinden bu konuyla ilgili bilgim yoktu ve bu alanla ilgili hiçbir tecrübem yoktu. Sadece araştırdım. Bu alanla ilgili insanlara ne anlatabilirim? Bu alanla ilgili burada iş yapabilirler mi? Kazançları ne olur? Bununla ilgili bilgi vermek için yaptım. Ve göçmen alım listesi, bakmış olduğum listeleri size zaten paylaştım açıklama bölümünde. Ve orada gördüm ki işte şoför olarak alımlar da mevcut. Ve nerelerden başvurabileceğiniz konusunda, denklerinizi nasıl alabileceğiniz konusundaki linkleri de açıklama bölümüne bırakmıştım zaten. Avukat veya danışmanla işlemlerinizi yapmanız gerektiğini de söylemiştim. Bana lütfen işte biz nasıl geliriz, bize ön ayak ol. Ne bileyim bize iş bul, bize şunu yap, bize bunu yap. Ben bunları yapamam. Ben size sadece bilgi veririm. Yaşadıklarım, tecrübelerimi sizlerle paylaşabilirim. Ama onun dışında size ben hiçbir şekilde yardımcı olamam. Açık ve net söyleyeyim. Ben çünkü bir avukat ya da göçmen danışmanı değilim. Ve bundan sonra bana bu konuyla ilgili bir soru geldiğinde de kusura bakmayın cevap vermeyeceğim. Tır şoförlüğünde kazandığınız para çok ama kesinlikle stresi de çok fazla. Dediğim gibi eğer bu sektörden geliyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Güzel paralar kazanırsınız. Güzel bir işiniz olur, güzel bir hayatınız olur. Gelen diğer sorulardan bir tanesi, kendi kamyonumuzu alırsak işte ne kadar kazanabiliriz? Arkadaşlar, bunun cevabını net olarak size vermem imkansız. Neden? Bir, eyaletlere göre değişen bir sistem var burada. Ben Victoria eyaletinde yaşıyorum. Burada işte kendi kamyonu olan bir kişiyle konuşmuştum. Ve çalıştığı firma soğuk hava deposuna işte meyve, balık vesaire gibi şeyler taşıyor. Bunlar da Tazmanya'dan geliyor. İşte Avustralya'ya dağıtılıyor ya da ihraç malları oluyor. Bunlar Tazmanya'dan Victoria'ya geliyor. Victoria'dan hava yoluyla başka ülkelere gidiyor. Daha çok Çin, Asya ülkelerine gidiyor. 2010 model bir Volvo'su vardı. Aşağı yukarı bu Volvo'nun değeri de 100-140 bin dolar civarında. Vermiş olduğu ücretler bunlar. Avustralya doları. Bir kamyon aldığı zaman bunun yetmeyeceğini biliyor. Yani sadece masrafını, bunun borcunu ödemeye ayıracağını da biliyor. Ha paranız vardı. Direkt peşin para kamyon alırsanız ayrı mesele. Saatlik 90 dolar ücret aldığını söyledi. Doğru yalandır bilemem. Yani bunun içerisine ne giriyor? Şoför parası giriyor. Artı size yakıt parası veriyor. Yaptığınız kilometre karşılığında. Aldığınız yakıt karşılığında. Ve geçmiş olduğunuz işte ücretli yollarda ücretin yarısını ödüyor
diye duydum. Bu çalıştığım sadece firmalardan bir tanesinin anlaşmalarından bir tanesiydi bu. Onun dışındaki konularla ilgili size bilgi veremem. Kimi diyor ki işte 150-200 dolar saatlik para kazananlar var vesaire falan. Yaptığı işe göre değişir arkadaşlar. Bunu ben bilemem. Bir de işte biz Türkiye'den şu kadar senelik ehliyetim var. Kanada'dan bu kadar ehliyetim var. Başka ülkelerden şu kadar ehliyetim var. Ben bunu bilemem. Yani ne kadar tecrübeniz olursa olsun işte burada denkliğinizi alma konusuyla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Mesela India'dan yani Hindistan'dan gelenlerle ilgili burada Indian şoför çok fazla var. Çünkü India'dan göçmen acayip geliyor buraya. Bununla ilgili de size Avustralya'daki göçmenliğin oluşturmuş olduğu sorunlardan en büyüğüyle ilgili yakında bir video çekeceğim. Çok güzel bir video olacak. Takipte kalın lütfen. Hani abone olmayı o yüzden unutmayın. Zilini açın. Çünkü Avustralya hala daha yaşanılabilir ülkeler sıralamasında ilk onda yerini alıyor mu almıyor mu? Bu konuyu bir sonraki videoda size açıklayacağım. Sormuş olduğunuz soruya geri döneyim. İşte Türkiye'den ehliyetim var, Kanada'dan ehliyetim var, bilmem nerede Belçika'dan ehliyetim var, şuradan ehliyetim var, buradan ehliyetim var. Arkadaşlar ben Mikros'ta çalışmıyorum. Birincisi. İkincisi ben bu sektörde sadece bir yıldır çalışıyorum ve bir yıllık tecrübem var. İlk videoda size paylaştıklarım daha çok bakanlığın sitesinden alınan veriler ve göçmenlikle ilgili işlem yapan sitelerin kaynaklarından kullanmış olduğum bilgilerden oluşuyor. Belirtmiş olduğum o vize koduyla ilgili araştırmayı yaptığınızda zaten benim kullanmış olduğum kaynakları görebilirsiniz. Ve aşağıda da videonun açıklama kısmında da açık kaynakları belirtmiştim. O yüzden diyorum ki her eyalete göre convert işleminin yani denkliğini alma işlemi, çevirtirme işleminin kuralları değişiyor. Ben Victoria eyaletindeyim ve buradaki Indian şoförlerin söylediğine göre tır ehliyetine sahip India'da 5 yıllık tecrübesi var. Burada sadece kamyon rigid ehliyetine dönüştürebildiğinden bahsetti. Şimdi bu biraz ilginç bir konu ve detaylı bir konu. Bu konuyla ilgili de size dediğim gibi bir Vicross çalışanı olmadığım için bir bilgi veremem. Vermem de yanlış olur. Ama sizin için orada ne yaptım mesela? Açıklama linkini bıraktım. Oraya tıkladığınızda kendilerine e-mail ataraktan bu bilgileri öğrenebilirsiniz. Belirtirsiniz e-mailinizde. Ben işte şu kadar süredir ehliyetim var. Şu ülkeden Avustralya'ya gelmeyi planlıyorum. İşte işlemlerime başladım vesaire falan falan. Sonrasında da sorabilirsiniz kendilerine. Ben ehliyetimi convert için hangi işlemleri yapmam gerekiyor ve ne kadar sürede convert yapabilirim gibi. Bunu da belirttikten sonra başka aklımda kalan bir konu var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Artık toparlayayım videoyu. Artık bundan sonra size videoları çok fazla uzun yapmamaya çalışacağım. 20 dakikayla sınırlandırmayı planlıyorum. Yani maksimum 20 dakika. Gelen eleştirilerden bir tanesi de oydu. Ve mikrofon konuşuyordu ve mikrofonu da artık kullanıyorum. Arkadaşlar olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi nezaket çerçevesinde paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Avustralya güzel bir ülke. Biliyorum ki Türkiye'deki azalan yaşam koşullarının ne kadar zorladığını insanları biliyorum. Maalesef ki ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Ümit ediyorum ki toparlanacaktır demek istiyorum. Yani siyasete çok fazla girmek istemiyorum. Ama istersemez konu oraya gidiyor. Neyse ben bu konuya çok fazla girmeyeyim. Güzel bir akşamüstüydü ve sizlere Avustralya'da kamyon şoförlüğü ile ilgili son bir yıldır çalışmış olduğum bu sektörle ilgili tecrübelerimi paylaşmaya çalıştım. Kazançlarıyla ilgili bilgileri paylaşmaya çalıştım. Birçok konuya değindim. İşin zorluğundan bahsettim. Kazançlarından bahsettim. Artılarından, eksilerinden bahsetmeye çalıştım. Vize konularından bahsetmeye çalıştım. Ehliyet çevirme işlemlerinizden bahsettim. Son olarak da şunu belirteyim. Ben artık bu sektörde çalışmıyorum arkadaşlar. Çünkü son bir yıldır gördüğüm kadarıyla ve çalıştığım kadarıyla bu işin bana uygun olmadığına karar verdim. Ben biraz daha sosyal bir iş düşünüyorum. Şu an için bir süredir dinleniyorum. Herhangi bir şekilde iletişime geçmek isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımda avustralya.hayat. Oradan ulaşabilirsiniz. Takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. İş yapmama sebeplerinin en başında kesinlikle kazanç gelmiyor. Kazanç çünkü gerçekten çok iyiydi. Ama dediğim gibi şartlardan işte uzun saatler çalışması, kabin içinde kalması, güvenlik sorunu benim açımdan yani. Psikolojik baskıyı oluşturması kendi açımdan yine belirtiyorum. Ve kamyonculuk açısından bu background'dan gelmediğim için bana uygun olmadığının farkına vardım. Ve artık bu sektörde çalışmadığımı da belirttim. Avustralya ile ilgili değişik videolar yapmaya gene devam edeceğim. Yani kamyonculukla ilgili kamyon şoförlüğüne devam eden ve benim o işe sağlayan sebep olan arkadaşlardan bir tanesiyle de röportaj yapmayı da planlıyorum. Kendisi sonuçta uzun yıllardır bu işi yapan birisi. Avustralya'da uzun süredir kamyon şoförlüğü yapan bir insanın gözünden de bu mesleği size aktarmaya çalışan tekrardan. Ama dediğim gibi ben bu background'dan gelmediğim için kamyonculuk açıkçası bana göre değilmiş. Önceki videoda da söylediğim mesela işte hayalimdeki mesleği buldum diye belirtmiştim ama sonrasında arkadaşım söylediği söz daha çok mantıklı geldi. Eğer iş hayatı kolay ve eğlenceli olsaydı karşılığında para almazdım. Doğruymuş. Değişik bir bakış açısı. Eğer sizin de bu tarz böyle fikirleriniz, düşünceleriniz ya da sözleriniz varsa bildiğiniz yorumlarda paylaşırsanız gerçekten sevinirim. Her insana göre olmayan bir meslek, zor olan bir meslek. Gerçekten de yapanlara da saygı duyuyorum. Kazanç çok iyi. Eğer bu sektörden geliyorsanız
veya amacın sadece para yapmaksa ben her şekilde her türlü zorluğa katlanırım diyorsanız tavsiye ederim. Ama dediğim gibi eğer benim gibi böyle düzenli bir iş hayatından geliyorsanız, saatinizin belli olduğu, kazancınızın belli olduğu, yaptığınız işin belli olduğu bir iş hayatı düşünüyorsanız da çok fazla size göre değil diyebilirim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.